Ama bilerek ama bilmeyerek her gün evrene yüzlerce sorular soruyoruz. Ve inanın bana hepsinde de cevaplar alıyoruz. Ama bizler bunun farkına varamıyoruz. Sorduğumuz sorular hayatımız oluyor. Sorduğumuz sorular hayatımız olarak cevaplanıyor. Ama bir saniye sonra ama bir yıl sonra. Hayatımızda dikkat etmeden Farkına varmadan o kadar çok olumsuz cümle ve olumsuz şekilde sorular soruyoruz ki evrende ayna misali o soruların cevabını bize yaşantımız olarak yansıtıyor ve hayatımız olarak sunuyor. Başınıza küçücük bir olay geldiğinde hemen duygularınız değişiyor. Ne evren, ne pozitiflik, ne de farkındalık. Hiçbir şey kalmıyor. Hatta biraz sitemkar sorularımız oluyor. Mesela daha ne olabilir ki? Bundan kötüsü var mı? Akibetimiz ne olacak? Bozuk gelmiş, bozuk gider. Olsa ne olur, olmasa ne olur? Sonu hep hüsran. Yuvarlanıyoruz, gidiyoruz işte. İyisi buysa, kötüsü nasıl? Gibi onlarca soru ve onlarca olumsuzluk içeren cümlelerimiz var. Ama biz bunları söylerken farkında olmuyoruz. Çünkü farkındalığa uyanış tam olarak gerçekleşmedi. Bir anda dilimizden kelimeler dökülüveriyor. Bir anda düşüncelerimizden akı veriyor bu olumsuzluklar. Aslında sizler bu olumsuz cümlelerden kurtulabilirsiniz. Farkındalığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Olumsuz sözler söylediğinizde, olumsuz düşünceler zihninizde belirdiğinde bunları hatırlatması için bilinçaltını kullanabilirsiniz. Bilinçaltı gibi muazzam bir güç var. Bilinçaltı gibi sınırsız bir güç var ve bu güç sizde. O her zaman var. O her zaman da yanınızda. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Verdiğim bir örnek var. Kapınızda son model lüks bir araba var. Cebinizde anahtarı da mevcut. Peki ne bekliyorsunuz? Neden bekliyorsunuz? Araç bilinçaltıdır. Anahtarı ise sizin sözleriniz ve düşüncelerinizdir. Sözler komut verir, düşünceler ise o komutu alır, bilinçaltına iletir. Bilinçaltı ise sizin verdiğiniz komut ile harekete geçer. O zaman bilinçaltını harekete geçirelim. Bilinçaltına telkinler vererek olumsuz cümleler söylediğimizde olumsuz düşünceler belirdiğinde bizim fark etmemizi sağlasın. Bu olguyu birkaç gün yaptığınızda ömür boyu bilinçaltından uyarılar alacaksınız. Ve kelimelerinizdeki olumsuz sözler, aklınızdaki olumsuz düşünceler artık size fark ettirilecektir. Olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bakış açınız farklı düşünceler yayacak. Kelimeleriniz daha ılımlı ve mütevazi olacaktır. Ön yargılarınız yavaş yavaş çürüyüp yıkılacaktır bilinçaltı asla unutmaz. Tamir yapmak için olan gerekli malzemelerin yerini hemen hatırlar. İki yıl önce gittiğiniz bir yere yeniden gittiğinizde iki yıl önce gördüklerinizi size hatırlatacaktır. Burada dükkan vardı, şurada park vardı, şurada çay içmiştik gibi. Bilinçaltı kullanılmaya hazır son model eşsiz bir araca benzer. Bu aracın anahtarı sizde olduğu gibi direksiyonuna da sizin elinizde, sizin geçmeniz gerekir. Siz nereye sürmek, nereye gitmek isterseniz sizi oraya götürecektir. Dümeni elinize alın. Düz ve kolay yollardan giderek keyif alabilirsiniz. Veya taşlı, engebeli yolları seçer ve gittiğinizde ise suçluluk duygusu içerisinde kendinizi suçlarsınız. Bilinçaltınıza vereceğiniz doğru telkinler sayesinde hayatınızın daha kolay, daha akıcı, bolluk ve bereket içerisinde olmasını sağlayabilirsiniz. Gerçek mutluluk ile zevklerin arasında kocaman bir fark vardır. Zevkler sadece bir duygudur. 3 saniye içerisinde farklı zevkler tadabilir, duygudan duyguya geçişte yapabilirsiniz. Masada duran 3 tane değişik meyveden ısırdığınızda arka arkaya farklı lezzet, farklı tatlar ve farklı duygulara geçiş yaparak farklı hislere bürünürsünüz. Mesela muzun tadı ağızda kalıcı bir kayganlık ve tatlı hissini uzun süre durmasını sağlar. Arkasından ekşi bir elma veya ekşi bir erik ısırdığınızda tatlar değiştikçe duygular ve mimikler de değişecektir. Ama gerçek mutluluk halinde ekşi de yeseniz, tatlı da yeseniz, duygular değişse de mutluluk haliniz devam edecektir. Hep mutlu kalacaksınız. Para kazanan insan nasıl mutlu oluyor ise, para kaybeden bir insan da aynı mutluluğu devam ettirirse parayı kaybettiği yerden daha fazla bir şeyler kazanarak kalkabilir. Kaybından daha değerli bir şeyler kazanmış olur. Bilinçaltınıza benim her zaman mutlu olmamı sağla. Bana mutluluğu hatırlat. Ben mutluyum, mutluluğum. Telkinini verdiğiniz zaman hayatınıza sürekli mutlu olacağınız durumları çekersiniz. Bilinçaltınıza benim her zaman sağlıklı olmamı sağla. Bana sağlığımı, sağlıklı olduğumu hatırlat. Ben sağlıklıyım telkinini verdiğiniz zaman ise sağlıklı olacağınız durumları, sağlıklı yiyecekleri ve sağlıklı olma halini çekersiniz. Mesela ben sağlıklıyım telkinini verdiğiniz zaman eğer önünüze uzun ve yüksek bir merdiven çıkıyorsa nereden çıktı bu merdiven demeyin. O merdiven sizin için oraya konuldu. Sırf siz spor yapar gibi çıkın diye, sağlıklı kalın diye konuldu. Bilinçaltınıza bana iş kurabilmem için kolaylık ve kolay yolları göster diye telkin verdiğinizde size o kadar çok iş imkanları açılacak ki hem de hepsi birbirinden kolay şekilde. Bazen kilitli zannettiğiniz kapının arkasında hazineler vardır. O yüzden asla pes etmeyin. Olmaz dediğiniz, zor zannettiğiniz işlerde kendinizi çıkmazda hissettiğinizde bilinçaltınızla sohbetler edin. Kolay yolu çıkış yolunu isteyin ve ona güvenin. Bilinçaltına negatif, olumsuz cümleler kurduğumda, aklımda negatif, olumsuz düşünceler belirdiğinde beni uyar, bana hatırlat diye telkinler verin. Bu telkinleri ara ara bilinçaltınıza söyleyin. Bundan sonra farkındalığınız açılacaktır. Bakışlarınıza, sözlerinize fark gelecektir. Düşünceleriniz değişecek. Daha fazla mutluluğu hayatınıza çekeceksiniz. Daha fazla mutluluk demek sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz, hayattan beklentileriniz olan zenginlik, sağlık, mutluluk olarak dönecektir. Sevgiyle kalın.